Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada Fed'in beklenen faiz kararı üzerine konuşacağız. Fed'in Haziran ayı kararı ne, ne önde olacak? Bitcoin'i nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomist beklentisini paylaştı diyor. Tabi şu anda Açık bir şekilde belirtmek gerekiyor. Fed'in faiz kararı hiç olmadığı kadar bekleniyor diyebilirim. Çünkü faizlerde duraklama ya da 1.25 daha beklendiği için çok önemli bir durumdayız. Ve bütün piyasa hatta şu anda bütün dünya ekonomisi gözleri ayın 14'üne çevirdi. Ondan önce de tabii ki ayın 13'ünde ne olacak? E, tüfe verisi açıklanacak. Bitcoin'de bugün ABD'den gelen veriler sonrasında... BTC 27.240 dolara kadar çıktı. Bunun yanında ABD'de borç limiti anlaşmasının onaylanması sonrasında tüm gözler şimdi Fed'in Haziran ayındaki faiz kararına çevrildi. Aynen öyle. Bu noktada BTC'nin yakından ilişkili olduğu Fed'in faiz artışları konusunda çeşitli düşünceler dolaşıyor. Hem de çok çeşitli. Farklı farklı isimlerden yine çok farklı açıklamalar geliyor. E, Pavel bir parti duraklamalıyız diyor, e, Michel Bar bir parti duraklamalıyız diyor. Yine geçtiğimiz günlerde belirttik 4-5 farklı e, FED tarafındaki isim duraklamalıyız ve e, duraklamaya gidileceğini düşünüyorum tarzında açıklama yaparken bunun tam tersine farklı isimler yine 4-5 farklı isim tanınanlar arasında konuşursak yine FED yetkililerinin yanı sıra e, şey nedir o? Başka, başkan diyorum. Hazine Bakanı Janet Yellen olsun, JP Morgan CEO'su olsun vesaire. Sürekli faiz artışlarının devam edeceğine yönelik konuşurken hatta bir isim iki parti daha faiz artışı yapılacağını, hatta bir isim dört parti daha faiz artışı yapılacağını iddia etmişti. Yani durumlar o kadar şey böyle, o kadar karışık ve bilinmez. Fakat şunu kesinlikle söyleyebilirim, iki partinin üzerinde yapamazlar. E, fakat dediğim gibi ya orası biraz şey böyle fazla abartı yani. Bazı ekonomistler Fed'in faiz artışlarına devam edeceğini, bazıları da ara vereceğini düşünüyor. Fed'in faiz artışlarına ara vereceğini düşünenlerden biri de tanınmış ekonomist diyor, Mali ve parasal politika merkezinin direktörü David Wassell oldu. CNBC'ye konuşan David vessel Fed'in para politikası ve beklenen faiz artışı konusundaki düşüncelerini paylaştı. Bakın şunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir değerlendirme tarzı yok. E, Fed işte ne bileyim faizleri durduracak net ya da faizlere devam edecek net gibisinden bir bakış açısı yok. Biz şunu biliyoruz. Şu anda Fed'in Faiz artışlarına devam edebilme konusunda önceki videolarda konuştuğumuz gibi kredisi var. Zaten halihazırda Janet Yalın farklı e, taraflarla, bankalarla konuşarak tıpkı JP Morgan JP e, Morgan CEO'su ve diğer bankaların CEO'larıyla da olduğu gibi bunlarla konuşarak olası bir bankacılık krizini özel sektöre çözdürmeyi zaten başardı. Haricinde büyüme verileri alındı. Gerçekleşen büyüme verileri gösterdi ki ciddi anlamda FED hiç değilse bir parti daha faiz artışını rahat rahat şu anda ABD ekonomisi kaldırabilir. Genel durum bu. Yani burada tamamen iş FED'in inisiyatifine kalacak. Tamamen FED'in inisiyatifine kalacak. İsterlerse bir parti daha faiz artışı yapabilirler. Yani şu an hiç şöyle bir şey yok. Oo yapma ölürsün bitersin bizi bitirsin yok. O şekilde olmadığı şu an gerçek. Adamlar Cidden bir parti daha sorunsuz faiz artışı yapabilirler. Ha bu illa yapacaklar anlamına da gelmiyor. Mevcut süreci değerlendirip, bu süreçte şöyle bir bakabilmek için, e, şimdiye kadar ki yeterli bakalım nereye kadar geldik, nereye kadar gelmedik diye e, bir durum analizi yapabilmek için bekleye bilirler. Bunun için en önemli konulardan biri tabii ki ayın 13'ünde açıklanacak tüfe verilir. Eğer 25 bas puanlık bir faiz artışı gelirse bununla beraber piyasa bir süre açılır fakat sonra yeniden duraklar. Haricinde duraklamaya gidilirse piyasa bildiğiniz uçar. Bunun başka bir açıklaması yok. Fakat piyasada bir süre daha baskının devam etmesi alım fırsatı ve devamındaki anlık etkinin daha yüksek olacağı için Piyasamız için aslında e, bilinçli olan yatırımcının net anlamda karına gelecek olan şey Fed'in faizlere şimdilik devam etmesi olmalıdır. Çünkü bir noktada emin olunana kadar buna devam etmesi demek bir noktadan sonra yeniden dönüş ihtimali olmayacak anlamı taşımaktadır. Teste erken giderlerse işler beklenmedik şekilde tekrar tersine dönebilir. E, ben faizi arttırmalarından yanayım. İki kez diyor, Pulitzer ödülü alan Wessel şunları söyledi. Ben Fed'in faiz artışlarını ara vereceğini düşünüyorum. Bu bağlamda bence Fed'in Haziran ayındaki toplantısında faiz artırımlarını atlayacağı oldukça açık. Ayrıca diğer yandan yaklaşan Haziran toplantısında Fed'in politika faizini sabit tutma kararının en yüksek orana ulaşıldığı olarak yorumlanmaması gerekir. Bir ayda faiz artırımının atlanması, FED'e daha fazla faiz artışı yapmadan daha fazla veri toplama fırsatı sağlayacaktır diyor. Bakın tekrar okuyorum. Bir ayda faiz artırımının atlanması FED'e daha fazla faiz artışı yapmadan daha fazla veri toplama fırsatı sağlayacaktır. Ben de bundan bahsediyorum. Adamlar veri toplamak istiyorlar. Şu anda faiz artışına ne kadar erken e, faiz artışlarında duraklamaya gidilirse geri dönme ihtimalleri o kadar yüksektir. Biz piyasadaki yükselişte kalıcılık ve istikrar. Aynı zamanda yüksek katlamalar bekliyorsak olabildiğince e, devam etmeleri ve bir noktadan sonra kalıcı şekilde kesmeleri gerekiyor. Vessel dışında Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da geçtiğimiz günlerde ekonomik verilerin Haziran ayında faiz artırımlarında bir atlamayı destekleme eğiliminde olduğunu belirtti. Harker, Fed'in faiz artırımlarının işe yaradığına dair Umut verici işaretler gördüğünü söyledi ancak enflasyonun hala Fed'in hedefinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Bazı Fed üyeleri enflasyon konusunda şahin tavrını sürdürse de Fed üyesi Harker ve ünlü ekonomist Wessel'ın açıklamalarının Fed'in Haziran ayında faiz artırımını pas geçme ihtimalinin yüksek olduğu anlamı çıkıyor ve gelen veriler doğrultusunda Fed'in Haziran itibariyle bir duraklama dönemine geçmesi muhtemel duruyor. Böylesi bir senaryo uzun süredir baskılanan altcoinlerde ve bitcoinde güzel bir yaz rallisi yaşanmasına neden olabilir. Katılıyorum buna katılıyorum ama dediğim gibi daha büyüğü daha güçlüsü ve daha garantisi için devam etmeliler şu an. Fed'in faiz kararlarından olumlu olumsuz yönde etkilenen BTC yazım esnasında 26.918 dolardan işlem görmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.